Ay şu demlemeden alıp içtim. Poçkim ağrı dedi. Şişlerim var idi. Kaydı. Tetikleştim. Hazırlığı ahvalım yaxşı. Sizlere şu demlemeden alıp içişlerinizi tavsiye kılamayın. Tabletkilerden yaxşı. Bende davleniyem var idi. 180 davleniyem bile yürü dedim ben. İnsulin bulgan mı? Yani doğru tabletkilerini günüge 10-15 tabletki günüge içe dedim. İştaham yoktu. Avukat yiyiş, avukat yesem çim çişerdi. Avukat sinmi dedi şu pankratin. Günüge 6 tabletkiden. Avukat denki 2'den. Hazır umuma bir deyem tabletki içmeyeyim ben. Baş ağrıq yok. Yok. Aylanış. Yok. Davleniye. Darlara Karaganda nispeten yaxşı. Arzan. Rezultat 2 bakılaşkeden kiyin. Sizde hiç kanaka konizde oşa gepatit B digen narsa komagen. Yok. Poçka ağrı dedi, şunu içtik. Yaxşı, nima qildi? Tazir qildi. Neçə baklaşki içdiniz? Ay, buna qı baklaşki nima qımadım. Mən şu ayım içkən nimasidan nima qıldı. Tasiri qanaqa? Tasiri yaxşı qı. Ağrıqı yox, ha? Yox, ağrıqı yox. Gidətdə bir obşi hammasını hesablayəndə 1 litr böldü mü? Yox, 1.5 litr çap olgan bolsa. Tablet içkəndən onun nimasi yaxşı qı. O'zingizga sezildi shu narsa. Sezildi. Og'riq yo'q hozir. Damlama ichmasdan oldin kasal edim. Og'riq kasal edim. Mana bu damlamani ichgandan keyin hozir ancha yaxshiman. O'tgan yil 82 kilo vesim bor edi. Bugungi ahvolga qaraganda 96 kilo ves yig'naganman. Sog'ligim yaxshi, ancha yaxshi. Dori boshqacha, damlama boshqachada bir farqi bordi. Qaysi yaxshi ekan? Menimcha damlama yaxshi. Sirozda dieta tutish kerak. Og'ir, kuchli ovqatlarni yeyish mumkin emas. Yog'li ovqatlar? Yog'li ovqatlarni yeyish mumkin emas. Xamirli ovqat yeyish mumkin emas. Lekin men hozir yeyapman shularni. Shu damlama ichib yeb yuribman. Nagrushka bermaydi. Hammasi yaxshi. Shu YouTube'a chiqardik damlamani, boshqa aytdik. Kim kelib berdi? Donish bilishlar kelib berdimi damlamani sizga? Ben geldim. Gelin, oturun. Mamanızı yakışık görürsünüz eken. Gel, perpsiz. YouTube'da görüp, o zaman telefon kaldım, adresi düşündürdüler. 5 bakalaşki, 4 bakalaşki gidiyor, 5'inciyle iç bulduk bazı. Hem de kulağa şükür azgın ha, tas tenesi yakışılaştı. Giyakının zararı yok. Giyak hem işe fayda. Hocamatlı danasını içersen, belirine faydası, belirine zarar olur. Keserleri ne vardı? Sakır keser. Tabii dev dinlesi var. Sakır ne çiçeğiydi? 15-16 idi. 15-16. Azı düştü 10-11. Şimdi azı 4 bakalaş geçti. Yine benimce 9-8-7'ye düşüremiz buna. İnsult ötkizgen mi? İkinci mertesi insultu. Demlemen içti elden ki haletlerin içkedi. Yürü azı yürüp geldi ki gördü yine. Yürüp gelişinde canım köp geldi. Demek faydası yakışsızlar. Faydası kulağa şükür. Elhamdülillah. Ne oldu demlemen içkenden ki yani siz özünüzdeki özgürüz, özünüzden bırakın? Özünüzü haletiniz hazır ki evvelkinden yakışı mı, yok mu? Yakışı, yakışı. Evet, karanlığı yakışı. Biz gelişler bağlı. Adı ne? Çolan bir şey. Kan kuyuklaşıp karanlığı. He, kan kuyuklaşıp kolunuz işletiyor mu yediler kollarını? Asim ne işler? Kesellik taşkisi. Siroz başlanışını en ahırki. Ciger sirozun ahırki bastı için. Ciger başlanışını. Şimdi diagnoz koydum bana. Pankreati, talap kette işi, kem kanlık. Şu diagnozlarla beni davalak başladılar. Kesellik hem de 20 Oktyabr günü başlandı. Yani doktorga vardık, hamma tekşirulardan öttük. Yani ular 3 ay devamında davalanışım gerekliğine yetişti. Ama ular etken liçinlerini başladım. Ona şunday yoklardan tayarlanken doğru borligini içtik kaldık. Yani bu doğranı içip başladım. Günlük 200 gramdan içip başladım. 3 litre içkenden kim? Uzi tekşiruyu yapardım. Yetişti ki menge. Kesellik evci olup gitken yok. Talop deyem özgürüş var. Yakış tamam ge. 0.8 millik yetçe. O şey ciger kotuşunu kasa ilişki olup gir. Kişire ge. O dengi halatıdan yakışır. O suç arkaya kaçtın mı? Arkaya kaçtın. Ciger sirozudan? Soğa iş var. İki de liçin ge. 14 günlük. Ucu 8 milimetre. Kişire ge. Kişire ge. O'sha dorini ichib boshlagandan keyin o'zimni yaxshi his qilyapman. Terlab qolardim, bu ish qilsam charchab qolardim darhol. Uzoq yura olmasdim, mashinada yurardim. Endi bo'lsa bemalol ikkinchi yerga ham chiqib tushib yuribman. Ichki ham borib turibman. Xuddi 5-6 yil oldingi davrga qaytib qolgandingiz. Qaytib qoldim, Xudoga shukr. Shuning ichida o'zi nima gap? Yaxshi tarafga. Sog'a ish boshlandi. Xudoga shukr. Tavsiya qilaman. Hamma hech kim kasal bo'lmasin, olib ichsin. Kasallik menga ta'sir etmaydi deb karantin yumshatilgan vaqtimdan o'sha ko'chaga bez maska chiqib, u yerda o'zim mamaybim bor bilaman. To'g'risi qo'rqdim, jonli qo'rqdim kasal bo'lgan vaqtim. Endi qo'rqishingiz sababini men ham ishondim, qo'rqqanligingizga balansada tushirilgan rasm bor ekan. 41 degan temperatura shok holatiga kelganman. Hayotdan umidim buzganman, vaqtimda yo'q deb.
уже шу коронавирус телевизорда көрүп турган нерселерим, адамлар өлүп турган нерселери. Ошолар көргөндөн кийин мен дым шока түшкөн бир убакытта. Адам десек болот экен. 100% айтса болот. Бир дамламанын пайдасын жакшы сезет уже. Биринчи, экинчи ичкен убакытта уже жакшы сезет ал нерсени. Кырланып неткен адамдарга 100% tavsiye tamam bu narsani. Ukam Rossiyada qamoqda edi, 14 yil o'tirib kelgan. Kelgandan keyin immuniteti tushib ketgan. Juda ko'p doktorlarga, vrachlarga ko'rsatganmiz. 3 oydan keyin infektsion bolnitsada yotqizgan edik. Vrachlar olib ketaveringlar, uje umidimiz yo'q. Hamma qiladigan qo'limizdan kelgan ishni qilib bo'ldik. Endi umid yo'q, olib ketinglar degan. Bizlar vrachlarga yalinganmiz. 2 kun ushlab turing. Bizlar faqat uyoq bu yog'imiz to'g'irlab olaylik, bir mozor qurib olaylik. Ümit yok deb ümidimizni üze giyemiz oxirgi momentlar. Keyin 2 kunda biz mozorlarni ham qurib, hamma yog'imiz taxlab bo'lganimizdan keyin bolnitsadan olib uyga chiqarishdi. Uyga kelganimizdan keyin ana shu damlamani olib kelib berdi ammam. Keyin shu damlamani ichirdik. Ichirgandan keyin sal o'zgarishlar bo'lib boshladi. Immuniteti ko'tarildi. Uni immuniteti juda ham eng oxirgi odamda 26 deydimi, shunaqa immunitet bo'lib qolgan. 1500 mi qancha dram immunitet bo'lgan. Shu damlamani ichirdik, ertalab kechqurun 100 gram, 150 gramdan ichirdik. Undan keyin sal o'zgarishlar bo'lgandan keyin yana ham umidimiz uyg'ondi. Xudoga shukr, hozir yana hozir o'zi ham yaxshi, immuniteti ham ko'tarilgan. U bola bilasizmi, odam tanimay qolgan. Odamda immunitet bo'lsa, o'zini ham boshqara olmas ekan. O'zi ham hozir semirib, hammamizni taniydi. Xudoga shukr, hozir xushi joyinda. Avvalan bor xudo, qolaversa shu sababchi bo'ldi. Sababchi bo'ldi lekin. Shu o'lim yoqasidan qaytib kelgan. Xudoga behisob shukr qoldi hozir. Ishonchingiz bor, o'sha damlama. Damlamada orqali. Shunchalik dori, ukolni hamma narsa qilib ko'rdik. Hamma vrachlarga ko'rsatib ko'rdik. Psixiatr terapevtam ko'rsatdik. Mana shu asab kasalliklar, ruhiy asab kasalliklar shifokorini ham ko'rsatib ko'rdik. Boshqa tabiblar ham olib borib ko'rdik. Hamma narsa qilib ko'rdik. Oxirgi umidimiz edi bizdan. Umuman nimamiz qolmadi. Ahvolingiz faqat shu o'sha damlama bilan yaxshilik bo'lganligiga ishonaman. Ishonaman. Iste'mol qilib o'zingiz ichib ko'rsangizgina buni nimasi natijasini bilasiz. Men hozir hamma tanishlarim ham bilishlarim ham tavsiya qilyapman. Siz ham bizani damlamamizdan ichgansiz. Damlama ichishdan oldingi holatingiz qanaqa bo'lgan? Qanaqa kasallik bo'lgan sizda? Menda kasallik ko'p edi uni ichishdan oldin. Davleniyam ham boradi, saqrim ham boradi. O'zimni holatim ham yaxshi emas edi. Shu damlamani ichgandan keyin jallanib, oyoqqa turib, endi yaxshi bo'ldim. O'zim boshqalarga ham taklif etdim shuni. O'zi kasallik tashxisingiz qanaqa edi? Qayeringiz og'rigan misol? Men shu oyoq qo'limdan joni qochib, holsizlanib boshlaganman. Keyin holsizlanib boshlagandan keyin shu damlamani ichgandan keyin yaxshi bo'ldim. Ichmasam yana holim qochaverdi. O'zgarishlarim yaxshi. Yurish ham madarim qolmay qolgan vaqtlari shu damlama yordam berdi. Shu damlamadan ichsam yaxshi yurdim. Saqrim ham bor edi. Saqrim ham dum yaxshi ta'sir etdi. Saqringiz nechchi bo'lgan? 18-20 ga dam borgan. Hozir hozirgi darajam hozircha 12-13 bo'lib turibdi. Yana tushishi mumkin. 2 haftada bo'lgan rezultat bu, shunaqami? 2 haftaning ichida bo'lgan shu. Ha. Shunali. Qancha ichdingiz? 1 litr, 2 litr, 1.5. 1.5 litr ichdingiz? Endi uni suv qo'shib ichaman, sal qizdirish uchun ko'proq bo'lib ketdi. Shunali, rahmat. Qoladigan bo'lsa, tavsiya qilgan bo'lardim. Olim bor, assalomu alaykum Bahrom aka. Mana bizani hozir 3-chi videomiz, hozir mana shu damlama bo'yicha har xil kasalliklarga, davleniyaga, saqr kasalliklariga, jigar sirrozlariga ta'sir qilgan videolarni ko'rsatib berdik holatlarni. Ana endi qo'shimcha sifatida sizdan so'ralayotgan kommentariyalarda ko'p savollar bor, maslahatlaringizni turgan odamlar bor. Shu odamlarga davleniya bo'yicha eng ko'p so'ralayotgan narsa, davleniya bo'yicha qanaqa ta'sir qiladi va sizni qanaqa tavsiyalaringiz bor? Bu davleniya hozir odamlarni eng katta o'lim olib kelib turgan narsa bu qon tomirlari yo'nalishidagi bo'lib turgan muammolar. Ular insult bilan infarkt oldi. Davleniyaning o'zi nima? Davleniyaning o'zini birinchi tushunib olishlari kerak. Davleniya qachon chiqadi odamda? Odamda qachonki miya, yurak, pochkaga agar kislorod yetib bormasa, avtomatik tarzda tabiatan odamning o'zi tomirlarini qisqartiradi.
qisqartirishdir degan maqsad qonni oqimini kuchaytirish. Yetmayotgan yillarga kislorodni yetkazib berish. Bu bizning tabiatdan qo'yilgan organizmimizni o'zini ishlash yo'lida. Endi keyin biz nima qilamiz? Bizlar avtomatik tarzda tabletka olib davleniyamizni tushiramiz. Bu bizga yordammi yoki zararmi? Bu zarar. Nushin deganda bu insult bilan infarkt olib keladi. Tabletkalarni ichib maqsadsiz davleniyani tushirib, davleniyani o'lchisi davleniya normal, lekin miyangizga, pochkaga, yurakka kislorod yetib bormaydi turaveradi. Buni oqibatida bir kun emas, bir kun ishimishni insult bor. O'zi insultlar ishimishni ham gemogragistika baytiladi. Qonni yorilishi gemogragistika bo'lsa, insult ishimishki bu yetib bormasdan hujayralar bo'lishi. Siz tomirni tabletkalar bilan katayitirganingiz bilan kichkina tomirlar katayimay qoladi. Katta tomirlarda, glavniy tomirlarda, glavniy arteriyalarda qon bosimi kamayadi. Shu hisobiga kichkina tomirlarga yetib bormaydi. Buni ko'p sabablari bor. Buni yaxshilash uchun bo'lsa sayanan. O'zi bu davleniya kasallik deydilar, kasallik emas. Bu davleniya bu odamning organizmini sasayaniyasi. Holati o'zi boshqaradigan holat. Ayrim odamlarda 165-170 da yuriydi. Shu vaqtdan bu o'zini yaxshi his qiladi. Buni tushirish kerak emas, turaverish kerak. Qachonki 200 ga borsa, bu narsani oldini olish harakat qilib tushirsa bo'ladi. Bu odam davleniyadan uzoqlashish uchun birinchi ovqat yeyishini o'zgartirishi kerak. Avval 20% tirik hujayralar iste'mol qilib, ya'ni zelillar, pomidor, bodring, poliz, kadi, oshqovoq, hamma narsani yeb turganini 80% ga chiqarsa, go'shtlarni 20% ga tushirib, qonni suyuq tutsa, ana shuni o'zi davleniyani to'g'rilab beradi organizmda. Men masalan giyoh tayyorlagan giyohlarim ham davleniyani shu kundan o'zi yo'q qiladi, sababi qonni suyultirib unga kerak narsa moddalarni qo'shib qo'yibman tirik holda. Qaynatish yo'li emas, ximiya yo'li bilan olinmaydi, faqat tirik o'simliklardan tirik hujayralarni olib suyuqlik hisobiga beraman men. Shuning uchun ham unga stress ta'sir qiladi, shu kunning o'zida o'zi qon suyulib yaxshi tomonga ketadi. Mana shunday davolayman davleniyani. Davleniyani o'zi ham uyda davolasa bo'ladi. Suvni ko'proq ichib, tirik suvni faqat. Tirik narsalarni, tirik hujayralarni iste'mol qilsa qon suyulib odam yaxshi tomonga ketadi, davleniyasi tushib boshlaydi o'zi. Demak, mana shu damlama 100% davleniyani normallashtirishga xizmat qiladi. Buni qo'llanishi qanaqa bo'ladi? Ertalab 100 gram, kechqurun 100 gram ichadi, shu bilan to'g'rilanadi. Lekin bu degani masalan 10 kunda to'g'rilab olgandan keyin, baribir yana 1 oydan keyin ichmay yurgan vaqtda 1 oydan keyin yana qon quyilib boshlaydi. Shuning uchun o'zi oilasida mana aytgan tirik hujayralarni ko'proq iste'mol qilsa, qon suyuq. Bu degani polizeklik o'simliklari, ekinlar, poliz, mevalar. O'zi bizga yaratilganda ham masalan xishnik bor, travoyadni bor, biz platayadnimiz. Platayadni ya'ni mevalardan, polizlardan bizning strukturamiz yaratilishimiz shuna to'g'ri keladi. Masalan, hamma Bibliyada, Qur'oni Karimdan bor, hammasida jannat degan so'zda birinchi polizlar ishlatiladi. U yerda hech qachon go'sht turibdi ekan, shashlik pishib turibdi ekan degan so'z yo'q. Hamma o'q poliz bo'ladi, mevalar bo'ladi. Demak, shundan ham bilsak bo'ladi, bizlar platayadnimiz. Ya'ni meva poliz. Shu narsani qancha yesak, bizning organizmimiz shuncha sog' bo'ladi, davleniya hech qachon chiqmaydi. Shuning uchun ham sireyediniya bilan shug'ullanadiganlar, xom iste'mol qiladiganlarda hech qachon davleniya bo'lmaydi. Sireyediniya bilan shug'ullan ana shu davleniya bo'yicha qisqacha tushuncha. Xo'sh, keyingi savol, hozirgi vaqtda hammani qiynab turgan, nima qilishini bilmayotgan odamlar, mana shu dunyo bo'yicha bo'layotgan COVID masalasi bo'yicha. Shu masalaga, shu muammoga nimalar yordam beradi? Qanday qaraydi mana shu dori hozir, mana shu damlama? Hozir COVID masalasi bo'yicha tushuntiraman. Ozgina bo'lsa ham nima yordam berishini birinchi yordamdan tushuntirib o'taman. COVID bo'lgan odamda og'irroq o'tadigan odamlar bular qon tomiri bilan bog'liq odamlar, ham saqri bo'lgan odamlar. Ko'proq qiyin o'tkazadi, sababi qondagi tromblarni paydo bo'lishi bo'ladi, qonni quyilib qolishi bo'ladi. Birinchi yordam ana shu ishlaydigan narsalarni aytaman. Eng yaxshilaridan birisi imbir bilan limon. Masalan 20 gram imbirni solib choynakka yarim limonni siqib, ustidan malina bormi, smorodina bormi, qaysi murabbo bo'lsa ham, ejavikani solib 10 minut ivitib qo'yib ichsangiz, qoningizni suyuq tutib sizga katta yordam beradi. Bu COVID bo'lgan odamlar uchun eng katta yordamlardan birisi. Undan ham yana kuchli yana bir narsamiz bor. Bizga masalan Soyuz armiyasida bo'lgan odamlar biladi, bizlar 2 yillab sovuq yurtlarda armiyada bo'lganmiz, lekin bir marta ham gripp ham bo'lmaganmiz, hech qanday virus yaqinlashmagan. Men buni sababini ko'p o'rgandim. Ertalab turish, sport, boshqa narsalardan ko'rdik yo'q. Unda men armiyaga borguncha ham sport bilan shug'ullanganman, undan keyin ham, lekin gripp bo'lganman. Armiyada bo'lmaganman. Keyin sababini buni qonni suyuq qaynatib tutadigan bir narsa bor. Bularda soldatlarning hammasiga berilgan shu vaqtda bu karamdan tayyorlanadi, kisli qilinadi. Kvashenli kapusta deb aytiladi. Agar kapustani kvasit qilib ichilsa, katta yordam beradi. Bu COVID-da odamni tetik tutadi, ishtahasini ochadi, shuning ichidagi moddalar yetarli o'zi. Shuning uchun ham armiyada hech qachon hamma soldat bir yerda yotadi, bir yerda turadi, bir yerda ovqatlanadi, yuzlab, 200lab. Shuning uchun ham hech qaysi gripp bo'lib birdan-birisiga yuqmaydi. Buni sababi ana shu kvashenli kapusta. Buni
Şu vaktaki alımla oylap tapıp, yıkılgalla adamın kanını kaynatıp yakış tutup duruşunu. Eğer hazırlanmış kıvaşının kapısına istimal kılınsa, koyutunu yakışı aldıramaladı. Eğer koyut dikken olsa onu yamaladı. Ben de bakılıp koyutmam. Ben demlemeni kandayı tayarlayıp koyutmam. Ben demlemeni fakat yine immunitetini kütarış için tayarlayıp koyutmam. Bunun için de gende, 2 yıl buldu, hiç kandayı koyutunu öldüredigen tapılmadı. Bunun için de gende koyutunu bir hücreli. Üstüde yok kabuğu var, üzü tuğuş, başka nümesi yok, köp hücrelerimiz. Bizim hücreye yapışıp, şarkalı köpeyip başlıydı. Bunda iki tez açıda bulalı. Birincisi yok kabuğunu hücreye, yok kabuğunu güçlendirişimiz gerek. İkincisi, kanımsız yüklüş gerek, üzü ötüp giderdi, immunitetini kütarıp koyuş gerek. İmmunitetini kütarış için, üzü immunitet hemen her şeyden güçlü. Bu biz araya tabiyetten, Allah Teala'dan verilgenlerse, mesela 2 yıl buldu, hiç kayısı oğlum tapıp vermeyenler seni orka miyede. Bizlere tenekemizin, anti tenekeni işlep verildi. Hiç kim işlep bilmeyenler seni fakat yine immunitet becerildi. Demek bize maklaşımız gerek, immunitetke yeterli maddelerini organik halde, yani trik halde yetkazıp verişimiz gerek. Mesela onu mimar desek, arhitektir, straytil desek, biz onge kirpiçini, simentini, suyunu yetkazıp verişimiz gerek. Bu degenlerse otların içi de, kaysırsını da zink köp, kaysırsını da temir köp, şunlardan alıp trik halde kaynatmazdan, pişirmezdan, kovurmazdan, kimya koşmazdan yok hesabında yeyilse immunitet kütarılıp duradı. Ben mesela özüm tarlayıp koyan yokunu istimal kılışından aldığın kan terkibini alıp geledi. 10 gün istimal kılışından ki yine kan terkibini köredi. Onun kan terkibi 25-30 yaş ko'rsatishini ko'tariladi. Ana shunday qilib yordam berib bilamiz. Shunday qilib yordam bergan mana. Hamma narsani davolovchi odamni o'zi demoqchisiz, immunitet demoqchisiz. Biz faqat hozir qanaqadir viruslar bilan kurashadigan dori o'ylab topmasdan, shunchaki immunitetni qo'liga bitta qalqon bilan qilich berish kerak, tamam. To'g'ri. Faqa yo'q. Hali shu vaqtgacha dori topilmadi. Shuning uchun immunitet yutib turibdi, immunitetni kuchli qilishimiz kerak bo'lgani. Shunga kerakligi bo'lib, kerakli materialni yetkazib berishimiz kerak. Immunitetimizga yordam berishimiz kerak. Immunitet kuchli bo'lsa, hech narsa zarar tekizmaydi. To'g'ri. Covid bo'lsa ham boshqa. Og'izdagi so'lakdan ham ichkariga o'tmaydi, burun tomondan ham o'tmaydi. Shuning o'zida bir kun turib, kuchli bo'lgandan keyin immunitet shuning o'zida uje o'ldiradi. Ichkariga o'tmaydi odamni. Ana shunda davolaymiz. Mana agar hozir kimda yana qadir qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, marhamat kommentariyaga yozishingiz mumkin. Yana keyingi videolarda shu savollarni berib, sizlarga qiziq bo'lgan savollarni berib, yana savol javob qilamiz. I yana kimgadir saxr kasalliklari, jigar sirrozlari, boya ko'rganlardek rax kasalligiga ham davo bo'lgan mana shu damlama kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan nomerlaringizga Telegramdan aloqaga chiqsanglar, sizlarga javob beriladi. I damlamani qanday yetkazib berish, qayerdaligingizga qarab bir kunda yoki nechadir soatda yetkazib berish sizga aytiladi. Zakaz bersanglar bo'ladi Telegramdan. Agar damlama kimgadir kerak bo'lsa, albatta o'zingizlar ko'rib bilib turibsizlarki, har 3 ta, 4 ta odamni bittasida hozir davlina kasal, saxrlar, jigar sirrozi, mana bu hozirgi vaqtda bahor immunitet pastligi, har xil kasalliklar, viruslar, gripplar ko'paygan. To'g'ri, o'zi bu virusni kirib kelishini ham ikki omili bor. Biri harorat bo'lsa, masalan, plyusovoy ketgandan keyin haroratda namgarchilik bo'ladi. Namgarchilikda yaxshi rivojlanadi. Plyusovoy boshlangandan bu narsa boshlanadi. Ikkinchi omil bu odamlardagi immunitetni bahorda pastligi. Shuning uchun ham tez tarqaladi bu. Mana shu ikki omil sababchi. Bahorda ko'payib, hamma havo qurib qolgandan keyin iyul oylarida chekinishi ana shuni bildiradi. O'zi biz iyulgacha kerakli vitaminlarni, oziqlarni olib boshlaymiz. Shada hamma narsa yeymiz, kuchlanamiz. Shu hisobda bu kechirim chekinib boshlaydi virus. Tushunarli. Bo'lmasa hammaga sog'lik, omonlik. Sog' bo'lmang, kasal bo'lmang.